Arkadaşlar selamlar herkese. Şimdi Tolga kardeşimizin yanındayız. Kendisi Trendyol'da esnaf motokuryelik yapıyor. Nasılsın kardeşim? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Eyvallah, sağ olasın. Videoya katıldığın için, bizi kırmadığın için çok teşekkür ederiz. Güzel. Şimdi az önce müzik bir introdan da gördüğünüz üzere kardeşimizde MT25 var arkadaşlar. Bununla motokuryelik yapıyor. Hani böyle farklı motorlarla kuryelik yapan arkadaşlarla falan böyle özellikle video çekmeye çalışıyorum ben de. Niye tercih ettiler? Hani izleyenler onu da görsünler falan diye. Abi başlayalım kanka. Sen şimdi kanka niye MT25 tercih ettin? Kurye olarak niye kullanıyorsun? Oradan başlayalım. Ya MT25, ben yıllardır motorculuk yapıyorum. Motorcuyum. Çok seviyorum motor kullanmayı da. MT25 de çift silindir bir makine. 250'lik. Hem zevk için hem de işe çevireyim dedim bunu biraz da. Hem de ticari olarak kullanıyorum. Aynen. O yüzden MT25 güzel. Güzel. Şimdi zaten motor. Biliyorsun ya, şöyle RS'ler var, RS200'ler, NS200'ler falan da var mesela. Hatta bu Superlight'lar, Chopper falan kullanan tarzı arkadaşlar da ya, aklınıza gelecek çoğu motorla herkes hemen hemen kuryelik yapıyor yani. Herkes aslında kendi sürüş tarzına göre motor seçiyor. Tabii. Benim sürüş tarzım da naked'tı. Çift silindirdi. Yani. Tek seçenek bu vardı. Keyfi olarak bunu aldım. Keyfi olarak bunu aldım o yüzden. Daha önce scooter'la falan kullandın mı? Kuryelik yaptın mı? Bundan önce PCX'le ben kuryelik yapıyordum. Evet. Benim de almak istediğim ileride motorlardan biri. Kuryelik de çok rahat bir motor özellikle. Tabii PCX efsane bir şey ya. Ondan da buna geçtim. Evet, ondan buna geçtim. Part time çalışıyorum Trendyol'da. Biraz da o yüzden aslında. Çok full çalışmadığım için. Anladım. Peki kaç model kanka motor? Oradan 2018 ABS, 28.000'de aldım ben motoru. Şu anda 32.000'de. İyi, fazla yapmamışsın. Evet. Yani kardeşimiz az, daha henüz kilometre yapmış. Herhalde bir uzun sürede yaparsın diye düşünüyorum bundan. Evet evet. En azından bu yazı güzel bir şekilde atlatırız. Kışın bakacağız. Tavsiye eder misin? Mesela o adamın MT'si var, yapmak istiyor. Yapsın mı senin gibi? Yapılabilir. Neden yapılmasın ki? Yani hem keyif alarak paket atarsın, hem gezmiş olursun. Tabii. Ama tabii gene de 13 saat her gün çalışmaya bu motoru yıpratmaya değmez değil mi? Değmez. Yani benim maksimum çalıştığım saat yani en fazla 7 saattir. Ha, 7 saat. O da maksimum yani. Ortalama 5 saatle 6 saat arası çalışıyorum her gün. Yani arkadaşlar çok fazla öyle 12 saate dediğin gibi yıpratılmaya. Ben yıpratmam açıkçası. Ben de yıpratmam. Olga da yıpratmaz. Değmez çünkü, kıyamam. Tabii. Evet, motoru zaten uzun çekmiştik. Şimdi şu şeyden bahsedelim. Gel kanka be. Bunu bayağı sağlam bağlamış kardeşimiz yani. Evet. Uçma kaçma falan yaşadın mı kanka? Şöyle bir durumlar oldu mu hiç? Yok. Yani bu bağlama tekneyle hiç yaşamadım. Hı hı. Çünkü hepsini ortada birleştirdiğim için. Yani yandan, sağdan, soldan her yerden ip atmış. Diğer türlü zaten yani şey, dediğin gibi kopma ihtimali olur. Bir düşme ihtimali olabilir yani. Biraz da bu açıdan devam edelim. Peki kanka sen zaten bunlarda şey yok arkadaşlar. Bizim motorlar gibi çanta demir olmadığı için çoğu kişi böyle iple falan tutturuyordur yani. Evet, iple. Büyük çanta falan kullandım hiç bu şeyle, MT'yle. Yok. Her büyük çanta kullandım. Ben direkt küçük çantayla başladım. Büyük çanta çünkü sığmaz mı diyorsun? Sığmaz çünkü arkası MT'lerin küçük ve yüksek olduğu için. Tabii risk rüzgar da çok olur yani muhtemelen dediğin gibi. Ya bak şimdi bir yandan bu var yani şimdi. Küçük ekmek teknemiz, bir yandan bu var şimdi abi yani. Şimdi can alıcı sorulardan birini soracağım sana. Yakıt konusu kanka. Hani şimdi bu 6-7 saat çalışıyorsun abi ama hani ne bileyim, yakıt konusu biraz böyle canını acıtıyor mu yani? Çok, şöyle çift silindir olduğu için biraz yakıt yakıyor can. Yani. Ama düşük devirde ve devirli yarım gazdan aşağı giderseniz günlük ben 100 lira atıyorum o şekilde kullanarak. Her gün 100 lira yeterli oluyor. Ortalamada 130 ile 180 kilometre arası yapıyorum. Günlük diyorsun değil mi? Günlük. İşin dışında ekstra. İşin dışında ekstra değil, işin içinde. Yani ekstra da kullanıyorum. Ama işte tabii biraz daha hani şey sıkıntı. Mesela trafikte sürekli dur kalkla fiteste falan böyle bir yoruyor mu seni mesela? Ya şöyle trafikte dur kalk yapmamaya çalışıyorum. O bir handikap yani baktığın evet, zaman. Evet, dur kalk yapmamaya çalışıyorum. Eğer yaparsak biraz yakıt gidiyor. Yakar yani. Çok gazlamıyorsun burada. Ya gaza gelmemek lazım. Tabii. Özellikle para kazanmak istiyorsanız. Şimdi bakım kanka, hani bu sonuçta 6-7 saat, bazen 8 saat kullanıyorsun her gün. 130-140 kilometrede herhangi bir kuryedeyken bir arıza sorun falan çıkarttı mı sana? Ya şöyle, bu Japon malı olduğu için çok arıza çıkartan bir makine değil. Bir de düzenli bakım yaptıktan sonra zaten hiçbir motor arıza çıkartmaz. Evet. Güzel bakıldıktan sonra. Bunun
Avantajı ve dezavantajı şöyle. Avantajı 10.000 kilometrede bir bakıma giriyorsun. Tabii. 5.000 kilometrede bir yağ değiştiriyorsun. 10'da bir, 10.000'de bir ağır bakım. Diyorsun. Evet, 10.000'de bir ağır bakım, hafif bakım da var 10.000'de bir. Hı-hı. Yani kilometresine göre değişiyor motorlarda. Evet, o büyük bir avantaj mesela. Evet. Mesela ben Dio'da 2.000'de bir yağ değiştiriyorum. 6.000'de bir, aslında 6.000'de fazla diyorlar da, 6.000'de bir mesela ağır bakıma giriyoruz. 4.000 diyor bazı kişiler evet, mesela. Evet, evet. O da mesela tabii bir handikap yani baktığın evet, zaman. Yani bizim ortalama tercih edilen 10.000'de bir bakıma girmesi, tabii bu 12.000, 13.000 kilometre de çıkartılabilir. Tabii. Zaten modeli zaten eski olduğu için yani garantilik bir durumda kalmış evet, zaten evet. Sonuçta. Garantisi bitti. Serviste falan da hiç sıkıntı yaşamıyorsunuz. Yok, yaşamıyorum yani, ondan sonuçta dolayı. Sonuçta Yamaha yani. Evet. Boru değil yani. Kardeşimize motor stok, herhangi bir egzoz falan takmamışsın yok, kanka. Yok, takmamışsın. Nasıl abi dışarıdan tepkiler falan, millet böyle adama bak. Ayşe, MT25'te motokrolilik yapıyor falan tarzı. Genellikle bizim Türk milletinde şöyle bir şey vardır. Yani şuradan bir Ferrari ile biri geçsin. Tabii. Başlar anasına sövme. Yani, vay anasına, adamda para var hesabı. Bizde de şimdi kuryelikte bu Ferrari gibi gözüküyor. Abi, baktığın zaman. Tabii. Kuryelik için ama konuşuyorum bunu. Kuryelikte MT'yi harcıyor. MT'yi ne hale getirmiş. Tabii. İşte MT'yi ne hale getiriyor falan tarzı. İşte küfürler, müfürler. Vardır kanka illaki yani. Yani duyuyorum geçerken. Tabii. Ha yani tabii hayran olan da var, kıskanan tabii, da var. Hani vardır. Keşke biz de mi yapsak acaba? Tabii. Adam yapıyor, biz de yapabiliriz. Ben diyorum yani keşke ben de mi yapsam falan ama imkanımız yok ne yazık ki. Ama çoğu genç kişinin böyle hayalleri yani. Evet, baktığınız yani zaman. Genç motor olduğu için çift silindir. Tabii. Yani kuryelikten çift silindire geçmek çok büyük bir fark baktığın zaman. Yani şu anda deli paralar. Kaç para bilmiyorum şu an. Fiyatlar 90-95 falan vardı. Mesela benim motorunun abi. Piyasası şu an 105 ile 110 arasında değişiyor. Deli paralar abi deli. Yani 105 lira demek yani şu an. Abi işte bak ben bile yani 30 şu anda diyorlar 52-200 falan olmuş evet, abi. 52-400 evet. Civarı 50 falan. 50 bin liradan aşağı motor kalmadı. Yani çok maliyetli olmaya başladı bu işler. Sonuçta piyasa artıyor sürekli. Evet. Benzin fiyatları artıyor. Motor tabii. Fiyatları artıyor. Sıfırdan almaya kalksan çok pahalı yani. Evet. Ne yazık ki. Çok pahalı maalesef. Arkadaşlar şimdi işte gördünüz hani ama Trendyol'un en büyük avantajlarından bir tanesi de mesela böyle bu tarz motorlarla değil mi çalışabiliyorsun. Evet ya Trendyol'un şöyle tabii. Bir misyonu var. Özgürsünüz. Saatlerinizi de kendiniz belirliyorsunuz. Çalışma tabii. Sürenizi de, çalışma kazancınızı da, motorunuzu da. Her şeyi kendin evet. Belirliyorsun. Yani bu kimine göre belki avantajdır, kimine göre belki hani mantıksız geliyor olabilir. Evet, mantıksız geliyor olabilir. Şahsen benim için ben Trendyol benim gözümde ben Vigo çalışanım. Hani bilenler bilir kanaldan. Trendyol'a başvuru yaptım zaten. Hani almalarını bekliyorum. Ya Vigo'da böyle bir şey yok mesela. Hani gidip işte bu Racing ya da böyle Naked. Hani çalışanlar var mesela ama bir kişide falan, bir iki kişide gördüm mesela şey vardı. NS200 vardı. Böyle büyük motorlarla falan çalışma sıkıntı yapıyor yani firma. Sonuçta Trendyol kadar esnek değiller evet. O konuda yani. İyi güzel kanka. Peki sen hani böyle çok paket atmak için çok böyle gazlama falan yapıyor musun? Hani o tarz... Tabii ki de hayır. Çünkü çok yani 5 paket fazla atacağım diye canımı tehlikeye atamam. Hani kendi camı da geçtim. Belki bir çocuğa veya yaya da çarpabilirim. Tabii çok riskli yani çok bastığınız riskli. Zaman. Özellikle bu motorda bastığınızda daha şimdi çok şimdi millet paket kovalıyor biliyorsun. Video çekerken var ya arkadan tren mi geçmedi yani burada abla mı durdurmadı, arayanlar mı olmadı? Bütün videolarda bunları yaşıyoruz ya. Yani hele ki bu tarz motorlarla abi kesinlikle yardırmayın. Yani belki ihtiyacınız olabilir ama en azından ya bunlarla şimdi Dio ile basmakla bunun arasında çok ya fark var az yani. Atın sürekli atın. En azından 1 saat 2 saat daha fazla çalışın. Ama hızlı gitmeyin, yavaş gidin. Tabii ya buradan söylemek istediğimiz arkadaşlar, canınızı riske atacak işler yapmayın. Sonuçta büyük motorlar. Evet. Yani bastığında kaçı görüyorsun kanka sen mesela bununla? Ya şu anda top ben... Top kaçı gördün, basmışsındır. Top speed 187 gördüm. Aa, az mı abi şimdi değil mi? 187 ile yani... Var ya bu parkın abi vardı ya altın elbiseler evet, biliyorsun. Evet. Adam yani kafa koparır falan diyor. Şey için demiyor yani şimdi. Boş edemiyor. Tabii. Yani zaten ekipman da sıcak havalar. Çok ekipman da fazla giyinemiyoruz yani. Evet, kısa kolluğa falan. Onu da geçtik. Ekipman da alamıyoruz. Tabii. Çok pahalı. Asfaltta en ufak bir temasla herhalde direkt haşanımız çıkar direkt yani. Kol evet. Mol direkt gider. Çok riskli o yüzden. Peki kanka çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Şey videomuza renk kattın yani. Sağ olasın katıldığın için. Böyle farklı motorları da arkadaşlar çekeceğiz elimizden geldiğin kadarıyla. İşte bu şu an MT25 oldu. Başka motor da olabilir. RS200 olur, NS200 olur. Bir tane çapır var bir arkadaşlar rica ettik. O da şey yaparsa onu da çekeceğiz. Ağzına sağlık tekrardan. Rica ederim. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Demeden bir de kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz çok makbule geçer. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.